Ankara'da bugün hangi başlıklar takip ediliyor? Dün Canan Sakarya'yla hani sorduk ama yanıtı pek alamadık. Belki Vestikara'yla da Ne konuşabiliriz. o? Canan Sakarya'nın internet bağlantısında sorun olmuş. Hani sistemde bir değişiklik konuşuluyor mu Ankara'da Ha, diye. evet. Onu da sormuş olalım. Dün interneti dolayısıyla Canan Sakarya'yla konuşamadık. Ama bugüne dair de başlıklarınızı merak ediyoruz. Bugün aslında Ankara biraz daha sakin görünüyor ama kapalı toplantılar yoğun. AK Parti'de bir kuruluş yıl dönümü hazırlığı var. Bugün de kamuoyuna o hazırlıklarla ilgili bilgi verilecek. Yine meclisin 2 gün peş peşe olağanüstü toplanacak. Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurulda yapacağı konuşma için çok yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Bununla ilgili mecliste çalışmalar var. Diğer taraftan hemen ertesi günü milletvekilliği düşürülen tutuklu daha doğrusu hüküm giyen Can Atalay'la ilgili de yine AK Parti'de Can Atalay konusundaki tavrını kamuoyuna açıklamak için bugün bir toplantı gerçekleştirecek basına kapalı olarak. Tüm muhalefet partileri katılacak o gün. Ancak AK Parti tam kadro kuliste bekleyecek. Karar toplantı sayısı isterken içeri girebilecek. Milliyetçi Hareket Partisi de zaten Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantıya katılmama kararı almıştı. Bugün de yine bu kapalı toplantılardan AK Parti'den nasıl bir tavır çıkacak onu izleyeceğiz. Ankara'nın rutin gündemine baktığımız zaman çok yoğun bir gündemi bugün için görünmüyor. Sizin sorunuza Evet, gelince, lütfen. şimdi AK Parti'de aslında çok uzun dönemdir Cumhurbaşkanlığı sistemi nasıl iyileştirilir diye bir çalışma var. Yani parlamenter sisteme dönülme konusunda hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti'de üst düzey yönetimi bu konuda çok net. Ama AK Parti'de bir grup, küçük bir grup da parlamenter sisteme geçilebilir mi diye görüş bildiriyor. Ama zaten parlamenter sisteme geçilmesi için önce bir cumhurbaşkanıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ikna etmek lazım ki burada da çok net olduklarını biliyoruz. Ama AK Parti'de bir süredir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ölçülüyor. Daha doğrusu anayasa değişikliği olmadan ilk aşamada acaba bu sistemi nasıl iyileştirebiliriz? Onun çalışmaları yapılıyor. Çok uzun zamandır yapılıyor. Hatta bu çalışma içerisinde bazı bakanlıkların ayrılması da gündemdeydi. Örneğin Hazine Maliye, Kültür Turizm bakanlıklarının da ayrılması durumu vardı. Ancak bu tasarruf tedbirlerinden dolayı bu biraz ertelendi. Bu da sistemin iyileştirilmesi programı içerisindeydi. Dolayısıyla ilk aşamada AK Parti ve MHP sistemi nasıl iyileştirebiliriz? Anayasa değişikliği olmadan ilk etapta, bu da zaten bürokrasinin aksaklıkları, işte kabine üyelerinin bürokrat ağırlıklı değil, siyasetçi ağırlıklı olsun gibi bir çalışma var. İkinci aşamada da anayasa değişikliği ya da yasa değişikliği gerektiren bir çalışma yapılıyor. Ama burada parlamenter sisteme geçilmesi konusunda özellikle AK Parti'nin üst düzey yöneticileri buna kesinlikle karşı çıkıyor. Bir taraftan da AK Parti'de mevcut yönetimde olmayan ama eskiden kabinede görev alan, partide çeşitli kademelerde yönetici olan bir grup AK Parti kurucu milletvekili de özellikle bu parlamenter sisteme geçirilebilir mi? Böyle bir ihtimal olur mu? AK Parti'nin bu dönemde toparlanması gerekiyor. Yeni bir hikaye yazması gerekiyor. Bunun için nasıl bir adım atılabilir? Meclisin daha işlevli bir hale gelmesi için de sayıları az ama böyle bir görüşü savunan bir grup milletvekili de var. Ama bizim konuştuğumuz, çok sık sık konuştuğumuz sistem nasıl değişecek, sistem nasıl iyileşecek, acaba bir parlamenter sisteme dönülmesi konusunda, meclisin yeniden işlev haline getirilmesi konusunda öyle bir ihtimal var mı diye sorduğumuzda hem AK Parti hem MHP kanadından bu görüşe kesinlikle bir hayır cevabı veriliyor. Peki. Net Net oldu. oldu. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Bestikaralar. Kıymetli katkılarınız için sağ olun. Kolaylıklar Kolay gelsin. diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.